Diyabet 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biridir. Tüm dünyada 415 milyon diyabetli hasta sayısı görülmektedir. 2040 yılında hasta sayısının 640 milyona ulaşılacağı söylenilmektedir. Türkiye'de ise diyabet artış hızı %7 ve %8'lerdedir. Diyabet insan için en önemli olan sağlığıyla beraber ülkelerin ekonomik büyüklüklerini, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerine büyük yük oluşturuyor. Bu yükü hafifletmek için erken tanı ve tedavi ile birlikte diyabete zemin hazırlayan faktörlerin önlenmesini içine alacak ulusal sağlık politikaları ile yapılabilir. Diyabetin tanımı: diyabet, pankreasın yeterli insülin üretemediği veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamadığı durumlarda meydana gelen kronik bir hastalıktır. Bu durum kanda artmış glikoz yoğunluğuna yol açar. Diyabetin belirtileri: sık sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, hızlı kilo kaybetme, halsizlik ve çabuk yorulmadır. Diyabet için risk faktörleri: 45 yaş üstünde olmak, fazla kilolu olmak, aileden herhangi birisinin diyabet hastası olmak, daha önce hamilelik esnasında diyabet gelişmiş olması. Yaşam boyu süren ciddi bir metabolizma bozukluğu olan diyabet, müdahale edilmediği takdirde vücudun hemen hemen bütün organlarını sirayet edebilecektir. Kontrol altına alınmayan diyabet, kalp hastalıklarına yol açar, gözlerin hasar görmesine yol açar, böbreklerin hasar görmesine, sinirlerin hasar görmesine, ayak komplikasyonları oluşur, gebelikte doğumsal bozukların görülme risklerini artırmaktadır. Diyabetin tedavisi: kesin bir tedavi yoktur. Amaç, organ hasarlarının önlenmesidir. Diyabet tedavisinde amaç, hastanın kendini daha iyi hissetmesi sağlaması ötesinde, diyabet nedeniyle gelişebilen kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, göz problemleri, sinir hasarı ve iyileşmeyen yaralar gibi komplikasyonların oluşmasıdır. Diyabet tedavisi bir takım işidir. Merkezde hasta olmak üzere bu takımda hastaya yardımcı olacak diyabet uzmanı endokrinolojisi, diyabet hemşiresi ve diyetisyen olmalıdır. Gerektiğinde hastaların göz, kalp, böbrek ve ayak problemleri için ilgili bölümlere koordineli çalışmaya gidilmelidir. Diyabet tedavisinin bir numaralı amacı yüksek kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınmasıdır. Bunu sağlayacak çeşitli yöntemler vardır. Bunlar: kesinlikle sağlıklı besinler tüketmemiz gerekir. Düzenli egzersizler yapılması gerekir. Gerekli olması halinde ağızdan ilaçlar ve insülin alınması gerekir. Kan şekeri ölçümleri yapılmalıdır. Son olarak da insanların diyabete yakalanmaması için şunları tavsiye ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine binaen, hastalığı gelmeden önce sağlığınızın kıymetini iyi bilin. Hadis-i şerifini örnek alarak diyoruz ki, diyabet gelmeden önce şunları tavsiye ediyoruz: sigara ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Boya uygun vücut ağırlığı hedeflenmeli ve bu ağırlığın korunmasına çalışılmalıdır. Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri tercih edilmelidir. Fiziksel olarak aktif olunmalıdır. Haftanın 5 günü düzenli olarak en az 30 dakika egzersiz tempolu bir şekilde yürüyüş yapılmalıdır. Risk faktörü taşıyan kişilerin erken tanı için düzenli kontrollerini sağlamalıdırlar. Diyabete en önemli olan faktör eğitimdir. Özellikle diyabetin vücutta hasar bırakmaması için eğitim şarttır. Bunu da bilen kişilerin alması gerekir. Tabletlerin nasıl kullanılacağı, insülin nasıl kullanılacağı, hangi yemeklerden kaçınılmasının gerekliliği ve tempolu yürüyüşü nasıl olunacağı, bunun eğitim yoluyla alınması gerekir. Ve diyabet eğitimi alınmasa ileriki yıllarda diyabet hastası çok ve çok fazlalaşacaktır. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden bulunan diyabet birimine kesinlikle gitmek gerekir. En güzel bir şekilde eğitim veriyorlar ve ayrıca her salı günü saat 12'de endokrinolojinin uzmanı, diyabet hemşiresiyle birlikte, diyetisyenlerimizle birlikte eğitim veriliyor. Ve ayrıca 14 Kasım diyabet gününe dikkat çekmek için Batman Park AVM'de standlar açılacaktır. O standa uğramanızı tavsiye ediyoruz ve kan şekerinizin ölçülmesini istiyoruz. Ve aynısı 15 Kasım'da da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılacaktır.
Özellikle Batman'ımızın acil ihtiyacı olan çocuk endokrinoloji uzmanı Batman için büyük bir elzemdir. Bununla birlikte çocukların aileleri hem maddi ve manevi olarak mağdur duruma düşüyorlar ve buradan ta Diyarbakır veya başka ileriye gidiyorlar. O yüzden acil bir şekilde çocuk endokrinolojinin uzmanı Batman'a atanmasını istiyoruz.